Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölü mezara konulduğunda kabir ona, "Ey Ademoğlu, yazıklar olsun sana. Hakkımda seni kim aldattı? Beni fitne evi, karanlık, yalnızlık ve böceklerin yurdu olduğumu bilmiyor muydun? Kibir içinde yürüyerek bana uğradığında seni benimle aldatan neydi?" der. Eğer adam hayatta salih amel işlemiş biri ise gayipten bir ses onun adına konuşur ve "Sen bu kimsenin iyilikleri emredip kötülüklerden sakındıran biri olduğunu bilmiyor musun?" der. Kabir, "O zaman ben onun için yemyeşil bir bahçe olurum." diye karşılık verir. Bunun ardından adamın cesedi nura döner ve ruhu Allah'a yükseltilir. Muhammed bin Sabih rahmetullahi aleyh der ki, "Bana ulaşan habere göre bir adam kabre konulup azap gördüğünde ve hoşlanmadığı bazı şeyler başına geldiğinde yakınındaki meftalar ona şöyle derler. Ey kardeşleri ve komşularının ölümünden sonra dünyada kalan kişi, bizler senin için birer ibret vesikası olmadık mı? Bizim senden önce mezarlara girişimiz seni hiç düşündürmedi mi? Senin amel için mühletin ve imkanın varken amellerimizin bizden kesildiğini hiç düşünmedin mi? Ölen kardeşlerinin neyi elden kaçırdığını hiç aklına getirmedin mi?" Toprak parçası da ona şöyle seslenir. "Ey dünyanın zahiri süslerine aldanan kişi! Senden önce ailen içinde dünyanın aldattığı kimselerden toprağın karnında kaybolup gidenlerden ibret almadın mı? Hani ecelleri gelip ölüm onları kabirlerine götürmüştü. Sen de sevenleri de onu omuzlar üzerinde götürülmesi gereken yere taşırken ona bakıyordun." Kab bin el-Ahbar rahmetullahi aleyh demiştir ki, "Salih bir kul kabre konulduğu zaman namaz, oruç, hac, cihat ve sadaka gibi amelleri onu çepeçevre kuşatırlar. Azap melekleri ona ayak uçlarından yaklaştıkları sırada namaz, ondan uzak durun. Bu kulu ayaklardan azap edemezsiniz. Zira o, onların üzerinde kıyamını uzatarak Allah için beni kılmıştı" der. Bu sefer ona baş tarafından gelirler. O zaman da oruç, "Bu kuldan uzak durun. Çünkü o, dünya diyarında Allah için uzun zamanlar aç ve susuz durmuştu. Ona azap edemezsiniz" der. Bunun üzerine ona yan tarafından gelirler. O zaman yapmış olduğu hac ve cihat, "Buradan uzaklaşın. Şüphesiz o Allah için nefsi ve bedeniyle nice zorluk ve meşakkatlere katlanarak hac etti ve cihat yaptı. Ona azap edemezsiniz" derler. Bu defa ona elleri tarafından gelirler. O zaman da sadaka, "Sahibimden uzak durun, ona ilişmeyin. Zira bu ellerden sırf Allah'ın rızası için nice sadakalar çıktı. Çıkan sadakalar önce Allah'ın huzuruna varıp daha sonra bir başkasına ulaştı. Sizler bu kula azap edemezsiniz" der. O zaman kendisine, "Müjdeler olsun. Güzel yaşadın, güzel öldün" denilir. Ona rahmet melekleri gelir. Onun için cennet döşeklerinden bir döşek ve bir örtü serilir. Kabri gözünün görebildiği kadar genişletilir. Ona cennet kandillerinden bir kandil verilir. Kıyamet günü Allah onu kabrinden diriltene kadar o ışıkla aydınlanır. Abdullah bin Ubeyd bin Umeyr rahmetullahi aleyh katıldığı bir cenazede demiştir ki, "Bana ulaşan bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölü kabre konulduktan sonra oturur. Defnine iştirak edenlerin ayak seslerini dahi işitir. Ancak kendisiyle sadece kabir konuşur. Kabir ona, "Ey Ademoğlu, sana yazıklar olsun. Muhakkak benim hakkımda uyarıldın. Darlığımı, pis kokum, ürkütücülüğüm ve böceklerim hakkında sakındırıldın. Peki, şimdi benim için neler hazırladın?" der. Maazallah.